Merhabalar, benim gibi elinizde sadece bir paket bisküvi, bir paket puding ve boş bir süt kutusu varsa bu pastayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Öncelikle boş süt kutumuzu üzerinden kesiyoruz. Kestikten sonra ben içini bir havlu kağıtla sildim, tertemiz yaptım. Daha sonra pudingimizi 3,5 su bardağı sütle hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra hazırladığımız pudingden bir miktar süt kutusunun içine buluyoruz. Her tarafını, ama önüne arkasına, böyle her tarafını içine, çünkü bisküvileri içine yapıştıracağız. Her tarafına buladıktan sonra bisküvilerimizin ikisinin ortasına pudingimizden bol miktarda koyuyoruz ve sırayla bisküvileri diziyoruz. Yanlamasına böyle bisküvileri diziyoruz. İlk iki tanesini yapıştırdıktan sonra sonra bir tane bisküvinin bu arka tarafına pudingi sürdüm ve direkt yapıştırdım. O şekilde kutunun sonuna kadar geldim ve bütün kutuyu bu şekilde tamamladıktan sonra geri kalan pudingimi üzerine sürüyorum önce. Biraz da böyle hafif açıp kenarlarına sürüyorum. Çünkü açtıktan sonra o kenarları boş kalmasın diye oralara da sürdüm. Ne kadar pudingim varsa mutlaka hepsini her yerine yedirmeye çalıştım. Şu üst kapağını ben kapatırım diye düşünmüştüm ama sonra o gereksiz olduğunu anladım. Onu da kestim daha sonra. Yaptıktan sonra üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İster Hindistan cevizi, isterseniz ceviz, fındık. Ben fındık koymayı tercih ettim. Ve dolapta biraz dinlendirdikten sonra geri çıkardım. Ve o kutunun kenarlarından keserek alıp servis tabağına aldım. Gayet sanki kalıptan çıkmış bir pasta gibi oldu. Ve onu böyle bir mozaik pasta gibi böyle üçgen şekillerde dilimledim ve servis ettim. Çocuklar bayıldılar. Size de tavsiye ederim. Mutlaka. Benim kare kabım yoktu. Ben bu şekilde düşündüm, yaptım. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Harika oluyor. Evet, şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diyoruz.